program. Mesela sadece az önce onu konuşuyorduk. Bir konukla ilgili çok istiyorum diye anlatıyordum da. Tek tip mesela sadece burada bu formatımız bu. Stüdyoda çekiyoruz. Ay erkekler de tek tip olsaydı. Erkekler tek tip olsa daha da sıkıcı olup ya. Artık. Emin misin bu talebinden? Olmasın. Peki akıllı mı erkekler ya da zeki mi? Öyle sorayım. Yani ikisi farklı ya hani. Yani o da coğrafyasına, rekoltesine, dekoltesine göre. Yani yedirilen, içirilen süte, ekmeğe, onun organik olup olmayışına, bıldırcın yumurtasıyla mı bekliyorsun, mısır darısıyla mı? Ona göre değişiyor tabii ya, yani çeşitler şey bu, mevcut. Peki bu narsist erkek var, işte başka türlüsü var, annesinin kuzusu var. Var da var. Onları kurbağa diyoruz biz erkekten ziyade. Erkek de kurbağayı önce bir ayıralım mı tamam, aslında? Tamam ayıralım. Yani tabii işin esprisi, şakası, oyunda kullandığımız işte bir kurbağanın anatomisinde böyle bir kualifikasyon yaptık. Bir beyaz atlar var dedik, bir işte hakiki Ademler var dedik. Bir de böyle erkek olma yolunda daha debelenen kurbağalar var dedik. O yüzden kurbağalar bir tarafa, Ademler bir tarafa, beyaz atlar bir tarafa gibi üçe ayırmış olduk aslında. O zaman biz haksızlık mı yapıyoruz aslında? Mesela ben şimdi girerken ne dedim? Erkekler diye bir genelleme yaptım. Aslında ayıp ettim o zaman. Yo, ayıp etmiyorsun. Hak eden vardır yani. Hiçbir şey boşuna olmuyor bu hayatta. Ağzımızdan çıkan bir şey tesadüf değil. Demek ki bir hak ediş var. Senin hayatında bunu söylemen gereken, bir genellemeyi hak eden bir güruh olabilir. Ama zaten tek ve yegane ve vazgeçilmez olmak herkesin harcı değil. Yani kaşıkçı elmasından da çok yok ya, boş boşuna koymuyorlar onu saraya, özel odaya. O yüzden bazıları genellemenin içinde. Nadirler, nadir ve vazgeçilmez ve tek yegane oluyor. Onlar o genellemelere girmiyor. İstisnalarda kaideyi bozmamış oluyor. Öpecek miyiz? Biz nereden girdik aslında buraya, nereden çıkacağız? Şu anda oyuna bağlı şahane bir oyun var da öpecek miyiz biz şimdi gördüğümüzü? Kurbağaları yani. Gördüğünüzü öpmüyorsunuz. Kurbağalardan bahsediyoruz. Öpmek ya da öpmemek işte bütün mesele bu. Orada da tabii kadının çok güzelmiş bu. Değil mi? Limonlu kek. Yapanın ellerine sağlık. Aman razı hazır, olsun. Paketli gıda. Öyle mi? Aa. Yapma ya. Olsun. Ama bazı paketli gıda erkekler de lezzetli olabiliyor. Evet. Çok yorum yapamayacağım o konuda. Paketli gıda genel olarak organikten yanayım ben her konuda, her şekilde. Ne, mevzu neydi? Neydi mevzu? Gerçekten nereden girdiğimizi hatırlamıyorum şu anda. Soru neydi hiç hatırlamıyorum. Bir dakika, benim sorum neydi ya? Arkadaşlar çayın içine bir şey mi koydunuz? Yok, benim kafa hep böyle. Çay değil mi? Bildiğimiz. Şey, öpecek miyiz kurbağaları? Ha, kurbağaları öpecek miyiz? Şimdi zaten aslında oyunda konuştuğumuz konunun özü de biraz orayla alakalı aslı yani. Sen bilirsin yani. Hani öpersen, ben önce kurbağaları bir tanıtıyorum. Bak diyorum, kurnaz vasat kurbağa şöyle bir kurbağa. Atıyorum narsist böyle, anasının kuzusu böyle. İşte çapkın böyle, bad boy böyle falan. Önce malzemeyi bir bil. Hani gördüğünü bir ayırt et, bir hani deşifre et. Ondan sonrasında da öpebilirsin tabii. Ama her öpücüğün bir bedeli var. Yani o kurbağa sonra bir yılana dönüp seni boğazladığında veya senin tepenle nilüfer gibi zıplayıp seni bataklığa ittiğinde de sonra şaşırma yani. Çünkü her hazzın bu hayatta bir karşılığı, bir bedeli var. Oraları göze alıyorsan kurbağayı öpmekte bir sakınca yok yani. Gülcan Özer der ya, Doktor Gülcan Özer, çok severim kendisini. Hani koca terbiye edilmez, terbiyeli salınır. Aslında kurbağa da belki öpülmez. Öpülüp prens olmuşu. Yani onu seçmek tabii ki daha avantajlı bir şey ama orada da aslına bakarsan bir başka eril söylem var yani. Terbiye etmek ne münasebet? Haddimize mi birbirimizi terbiye etmek? İşin tabii komedisi. Öyle de görüyoruz ya, biz onu değiştiririz. İşte orada zaten aslına bakarsan biraz başka bir kibir var galiba kadının içinde de. O biraz bazılarında kibirden kaynaklanıyor. Bazıları işte o Ödipal dönem kompleks, babaya olan düşkünlüğü ifade edemeyip erkeğin annesi olup onu değiştirip dönüştürmek, yoksa işte hani ne münasebet canım, sana uygun değilse bu yol, bu adam, bırak bu yolu, sana uygun olanına yönel. Onu terbiye etme cüretine giriyorsan zaten onun bir bedeli olacak. Çünkü daha bir üst bilgiden konuşursak da, şimdi ben kimim ki senin tekamülünde seni ben eğiteceğim diyeceğim yani. Artı senin böyle bir talebin mi var mesela? Bu yaşla gelmiyor mu ya? Hepimiz aynı tuzaklara düşmedik mi 20'lerimizde, 30'larımızda? %100. Yani şöyle, eğer fıtratında biraz tutku varsa, işte sevgi kapasiten yüksekse, böyle aşka meşke, sevgiye dair
hayatta kurduğun bağ oradan gidiyorsa, ilişkiler yoluyla aslında öğreniyorsan daha ziyade bu hayatı, her türlü hatayı yapıyorsun yani. Ve o sırada yaparken de bunu %100 savunuyorsun, ediyorsun. Sonra yaşla beraber, tecrübeyle beraber galiba birazcık haddini bilmeye başlıyorsun ve daha şahitliğe geçip anlamaya çalışıyorsun. Mesela benim ilişkilerle ilgili en rahat ettiğim dönem oradan sonra olmaya başladı yani. Çünkü yani işte sen de Aslan Burcu'sun, ben de Aslan Burcu'yum. Allah'a çok şükür güzel travmatik geçmişlerden de geçtim, geldim, hayatta kaldım. O noktada biraz da işte o Lilith kadını dediğim survivor modunda yaşadık hayatı. Çünkü tek başına, tek tabanca, tek taşını kendi alan tek taşilerden olarak o savunma, hayatta kalma, savaşma stratejileriyle başka bir bilgiyle okuyorsun hayatı ve o zaman diyorsun ki ben biliyorum. Çünkü bütün algıların kadın olarak bir yerde var olmak için bu stüdyoda nereden ne tehlike olur? Girdiğin anda deşifre ediyorsun. Maddi manevi, onu çözümleyip ona göre gardını alıyorsun. O vurganda o adrenalin oluyor. Şimdi o zaman da çok bilmeye başlıyorsun hayatı, karşındakini, ilişkileri. Ama bildiğini zanneden en çok yanılıyormuş hayatta. Bir yaştan sonra da onu öğreniyorsun. Ben kendi adıma ne zaman ki bildiğimi bırakmaya gönüllü oldum, o zaman bildirilen oldum yani. Değil o zaman mi? Daha ayağın oluyor bir takım şeyler diyelim yani. Sonra böyle yüzüne çat diye çarpılıyor aslında baktığında yani, gerçekleri de görüyorsun. Yaşıyorsun, hayat da sana bunu öğretiyor. Kötü de değil aslında. Peki dişi olmak, kadın demeyeyim de, hani o daha eril özelliklerden dişil özelliklere geçme faslı da zorlamıyor mu böyle olunca aslında? Zorluyor değil mi? Yani kontrolü bırakmak, teslim olmak, yaralanabilir olmak, beklemede olmak, müdahale etmemeyi başarmak, bunlar hep dişil. Durmak, durabilmek, sakin olmak, yapmamak, çözmemek, bunların hepsi dişil enerjinin getirdiği şeyler. Benim için çok ciddi bir tecrübe oldu. Yani ben bir 5-6 sene gerçekten bunların hepsiyle tane tane mücadele ede ede kendime huzurun içinde huzurlu olmayı öğrettim. Öbür türlü yaptığım meslekten ötürü de, geldiğim aile sistematiğinden ötürü de, çünkü çok dominant karakterlerin olduğu, çok yüksek temperamanla yaşanan, hani duygularında öyle, hayatlarında öyle yaşandığı bir aile geçmişinden geliyorum. Yaptığım iş ortada, meslek ortada. İşte uykunun olmadığı, düzensiz beslendiğin, asker gibi 7-24 çalıştığın, sette, tiyatroda, provada, yani gerçekten hani vücudunu, fiziğini ve maneviyatını yok sayıp rağmen iş ürettiğin bir sektörde bahanenin bittiği bir şekilde yaşıyorsun. Şimdi bütün bunları bırakıp bir dakika ben şu anda ne hissediyorum? Okey, neye ihtiyacım var? Kendine şefkat. İşte aslı bugün böyle söyledi. Tamam, okey. Bugün de o öyle demek ki. Lere gelmek, oraya müdahale etmemek. Kendini dinlemek. Vücudunla bağ kurarak, hayatla bağ kurmak falan. Bunları öğrenmek gerçekten bir 5-6 senemi aldı. Az kolaydı benim için. Ama... Ay ne güzel dedin. Çok... Az kol... Bak ne güzel. Dile bakar mısınız? Çok zordu demiyor, az kolaydı diyor. Evet, ne güzel, önemli. Bu dili de değiştirmek hiç kolay değil. Yani az kolay. Az kolay. Ay ne güzelmiş, çok hoşuma gitti şimdi, bir şey öğrendim. Çünkü frekans hikayesi biliyorsundur sen de aslında. Çoğu izleyicimiz de artık bunu biliyor. Yani frekans eşittir hayat kaderi. Kaderin tükenmez kalemi de ağzından çıkan ve kalbinden çıkan. Yani ağzından çıkan ses ve frekans, kalbinden çıkan tesir ve frekansla sen zaten kaderini yazıyorsun. Dolayısıyla her söylediğin zor, her söylediğin bela, her sen buradan çıktığında işte abi aslı da tamam da ama çok bilmem ne dediğim şey hoppa bumerang gibi bana geri dönüyor. O yüzden genellemeler erkek olsun kadın olsun hayatla ilgili. Yani yapılamaz bu, tabii canım. Boşuna denmiyor yani, böyle hani hayraysa konuş değilse sus denmesinin de mesela o geleneksel kadim bilgiler, yani bir şeyin geleneksel olması da geleneğe dönüşmesi için orada bir hakikat barındırmasına ihtiyaç var ya, hiçbir şey tesadüf değil yani.
O yüzden de ağzımızdan çıkanı kulağa duyanlardan olalım inşallah diyelim ya. Peki şu da bir gerçek ki şimdi bir yetiştiğin ailede çok yüksek tempolu bir iletişim şekli varsa. Evet. O senin dilin haline geliyor ya. Sonra o dili bir gün gerçekten gerçeklerle, hakikatle ya da yüzleştiğinde, kendinin ne olduğunu sana söyleyen, gösteren bir şeyler yaşadığında, gerçekten yüzleşiyorsun ya, aslında sevmediğin bir dil ama senin de dilin olmuş. Orada bir de o dili dil derken bu öfke dili olabilir. Bu şiddet az önceki olabilir. Dilden bahsetmiyorum. Şiddet dili olabilir. En sevdiğim olabilir. Konuya geliyorsun. Senin çok büyük alayın. Öz hakiki bir alayın. Ne olur şiddetsiz iletişimi konuşalım. Evet şiddet. Hayır şiddet dili de şiddeti evet. Konuşalım. Bak bütün ölmeden diller... önce şu hayatta yapmak istediğim üç şey var. Bir tanesi Puslu Kıtalar Atlası'nı deneyimsel tiyatro olarak sahnelemek. Vay. Bir tanesi Foça'da çıkan bütün eserlerin çünkü 7 kat medeniyet var orada. Onların içine konduğu ve sokakta da onların replikalarının sergilendiği bir arkeoloji müzesi ve açık hava arkeoloji müzesi. Foça benim çocukluğumun bir kısmının geçtiği yer. Biri de bu şiddetsiz iletişimin ilkokullarda inşallah ya Rabbim ve farkındalık derslerinin ilkokul hatta anaokuldan itibaren çocuklara öğretilmesi. Çünkü bunu değiştirdiğin anda bütün ülkenin kaderini değiştiriyorsun. Ben dil zorlandım. O kadar önemli. Mesela ben zorlandım ve zorlanıyorum. Çünkü yetiştiğin evdeki bir dil var. Ve o kişiler de o dili öfke dili olarak düşünmüyor zaten. Tabii. O da öyle görmüş. Tabii normal. Sen fark etmeye başlıyorsun ve birdenbire o dili iletişim şeklini değiştirmek için çaba harcıyorsun. Evet. Burada o senin çaban nasıl gerçekleşti? O da çok önemli. Hani hem bunun eğitimi... Aşkım önemli. Kafayı gözün yara yara gerçekleşti. Hayır, gerçek şu anda birçoğumuzun derdi bu. Bu toplumun derdi öyle. Bu. Yani bak mesela benim ailem bir tarafı Osmanlı saray kültürü işte 3-4 tane bakan, siyasetçi, Türkiye'nin ilk büyük millet meclisinde insanlar var. Öbür taraf böyle ağır cumhuriyetçi, köyde daha öğretmenleri falan filan hep bir siyaset, politika işte bir şey falan filan. Ve ortak olunan yer iki ailenin birleşiminde son derece idealist bir yapı. Yani çevreye ve topluma faydan yoksa masada sen trilyoner ol, adam yerine konmuyorsun. Öyle bir yer. Ama o idealizmin içinde hep bir fedakarlık, bir ne münasebet duruşu da satın alınmazlık ve fedakarlık ihtiyacı var. Dolayısıyla... Aile kültüründen, genlerden gelen bir kendini yok sayma ilmiyle ben geldim. O bizim dilimizde de mevcuttu, yaşam stilimizde de mevcuttu. Mesela benim o yüzden kendimle fiziksel olarak da, zihinsel olarak da, bedensel olarak da oyunculuk yapmama rağmen bağ kurmayı öğrenmem gerçekten 40 yaşımdan sonra olabildi. Benim mesela Allah razı olsun sektörde işte sorduğunda... iyi oyuncudur vesaire demelerinin arkasındaki sebeplerden bir tanesi de o. Ben fiziksel olarak o kadar bağ kurmuyordum ki. Yani işte O Hayat Benim diye bir iş çekiyoruz. Sette böyle sahne çekerken ayağıma paslı çivi girdi. Böyle bir şey yapıyorum. Böyle bir bastım ayağım ettim. Oyuna yedirdim onu. Hiç unutmuyorum şeyde. Mezarın gömünün olduğu yerde arkada böyle küçük müştemilat gibi bir şey vardı. Onun içinde Ceren var, Vedi vardı galiba, onunla bir sahne çekiyoruz. Ayağıma pasta çivi girdi, 1,5 sayfada devam ediyor. Ve çok zor şey, çocuklarda Alexa kamera var, 35 kilo. Onunla beraber benle iniyor Efe, kalkıyor bilmem ne falan filan. Ben böyle yuttum onu, sahneye yedirdim, oynadım. Şimdi bu olacak iş mi? Allah rızası için olacak iş mi? Sakat kalabilirdin. Tabii ama o kadar yok ki. Yani çünkü... Yani hani demin konuşuyorduk ya kayıttan önce hani ölmüyorsan çekersin nokta. Ha, bizim kuşak öyleydi. İşte X kuşağının yani muhabirlikte öğretisi, de bizde öyleydi. Tabii. Ölümüne o muhabirlik o haber yetişecek. Tabii. Şimdi yani. Mesela atıyorum bu sezon Şarkılar Seni Söyler'de işte dizide zencilerle kapattık. İşte zaten dışarısı 45 dereceydi oldu 55 derece. Eski yaşım olsa hafif böyle sıcaktan bir bunalma geçirdim. Yani işte bir 15-20 dakika set beni bekledi. Yani bundan 10 sene önceki yaşımı öldürsen tansiyon 19'a çıkıyor. Önemli değil efendim. Düşmedim ölmedim. Çekelim devam edelim falan. Hayır.
15 dakika beklettim siti. Buz koydular kafama. Tansiyon yerine geldi, öyle çektim. O kolektif bilincin yoğun olduğu bir ailede büyüme hali. Evet, ama zaman içinde mesela şunları ayırt etmeye başlıyorsun. Şimdi o yaptığın fedakarlık, kendini yok sayma vesaire gibi öğretilerin karşılığında almayı umduğun, fedakarlığın içinde de kelimeyi ortadan böldüğünde feda ettiğin şeyden kâr beklemek var ya, bir kere önce kendinle oradan yüzleşiyorsun. Bir. İkincisi, kendi canının, kendi varlığının kıymetini bilmiyorsan eğer, sevgiyi satın almak için aşırı vericilik, işte aşırı fedakarlık, kendini yok sayma, kahramanlık, kurtarıcı içgüdüsü vesaire, bunların arkasında aslında bir gizli alışveriş var. Onaylanma arzusu var. Ve de sevgi satın almaya çalışma var. Şimdi satın alınmış sevgi doyurmuyor. Çünkü o zaman ben sana bu çayı verdiğim müddetçe sen beni seversen, o çayı bir gün veremediğim anda sen o bağı kesiyorsun. E o zaman bir, ben o satın almaya çalıştığım şeyden düşmüş oluyorum. İkincisi de bu gerçek değil. Sen gerçekten beni sevmiyorsun. Sen aslında çayı seviyorsun. Dolayısıyla ruhunun doymadığı yerlerden, bir yerden, bir yerden, demin dedin ya hani, ne oldu da o dilin, o varoluş biçiminin hani değişmesi gerektiğini anladın noktası. Ben buralarla yüzleşmeye başladıktan sonra anladım ki benim, yani bunun karşılığı ne maddiyat, ne maddi zenginlik, ne şan şöhret, ne güç, iktidar vesaire. Şurayı doyurmadıktan sonra bu hayatta hiç kimsenin mutlu olabileceğine inanmıyorum ben aslında. Nasıl çıkmış da şuradan? Hayır, saç teli çıkmış. Hı. Onun için şey yaptım. Şurası biraz havada kalmış. Bir daha yapayım mı şurayı? Yap aşkım. Örtmen, bir tane daha çay da rica edebilir miyiz? Bir çay daha alabilir miyiz bu arada? Tabii çok o da var ama bir taraftan da mesela bu kadar ülkenin yararı için, işte topluma yararlı olmak için didinen bir ailede büyüme hali var ya. Evet. Peki burada şey var mı? Ailenin gizli kibiri var mı? Ya da o insanların gizli kibiri var mı? Hani bu beraberinde o yararlı olma hali bir böyle bir ben tabii, farklıyım mı? Yani bence mu? Bence hem o var, hem aynı zamanda başka türlü var olmayı bilememe var. Bir yandan da şimdi her aile biraz da Stockholm ya. Yani o Stockholm sendromu, her ailenin başka bir hikayesi. Stockholm sendromu neydi onu hatırlayalım. İşte tacizcisine, zalimine aşık olan, zaliminden vazgeçemeyen mazlum veya kurban hikayesi. Bizim bu coğrafyada o zaten... Biz bir Stockholm sendromu ülkesi oluyoruz zaman zaman, yani bazı özelliklerimizle. Bazen de hiç beklenmedik şekilde, mesela bu teknolojiye, sosyal medyaya alışmamız, bunlarla kaynaşmamız, entegre olmamız da çok hızlı olabiliyor. Bazı şeylerde de aşırı hızlıyız yani. Dehşet verici bir biçimde hızlı olabiliyoruz. O kibir de var, başka türlü olamamak da var. Bir de tabii... şey kolayına geliyor aslında herkesin, yani anneden babadan kod olarak ne alıyorsan bu hayatta, kadın erkek ilişkisiyle ilgili, iş hayatıyla ilgili, sosyal çevreyle ilgili, onu çocukken ve ergenken tek ve vazgeçilmez doğru zannediyoruz hepimiz. Eğer hayatın içinde bir takım deneyimlerle onun başka türlü de olabileceğini, ah canım gel, Allah razı olsun, çok teşekkür ederim, sağ olasın Tulgacığım, sağ ol. Onun başka türlü olabileceğine dair bir şey deneyimlemezsek de aynı hikayeyi loop'ta tekrar tekrar yaşıyorsun. Bence o döngü ne zaman değişiyor biliyor musun? Yani en azından benim tecrübemde kişisel olarak öyle oldu. Ben aynı hataları loop'un içinde, iş hayatında, işte özel hayatta, sosyal çevrede yaptım. Ve bende de çok şey vardı, yani ben ve benim kutsal acılarım. Çünkü Kemalettin Tuğculuk falan. Bir de böyle büyük gurur, içeride kibir. Tabii. Öyleyse ben de aslında benim arkadaşlığımın işte kıymetini bilmediyse dudağımı çekip gideyim ve kendimi intihar edeyim de dünyanın kaç bucak olduğunu görsüncülük var. Saçma sapan. Kaç yaşındasın? 30 ama aslında içeride böyle ağlayan bir çocuk durumu falan filan. Bunları fark edip bir yere geliyorsun, diyorsun ki arkadaş... Benim bildiğimle, benim yaptığımla bu hayat yürümüyor. Bu hayatın sonucunda ben mutlu olmuyorum. O zaman bir şey değiştirmem lazım. Aslıyı değiştiremiyorsam kendimi değiştirmem gerekiyor. Ne zaman ki dönüp sen
kendini gerçekten objektif bir biçimde değerlendirmeye başlıyorsun bu hayatta, bence asıl işine yarayacak cevaplara yol o zaman açılıyor. Çünkü şunu kabul etmek ihtiyaç. Yani bu hayatta artık hiçbir şey bilmediğimi biliyorum. O yüzden çok rahatım. Cehaletimin sonsuz tadını çıkartıyorum. Öğrenmeye çok açığım. Ama doğru olduğunu zannettiğim bilgilerden bir tanesi, ben neysem karşımdaki benim aynam. O yüzden de senden bana yansıyanı, senden sebep değil, kendimden sebep bilirsem eğer, orayı dönüştürmem mümkün. Çünkü aynaya baktığında onun saçını taramıyorsun. Geliyorsun, buranın saçını düzeltiyorsun ya. Aslında bu kadar basit, ruhsal olarak da bu kadar basit öyle. Yani. Bir de herkes farklı yerlerden aç ya, hepimiz açız. Bir yerimiz aç. O açlığından aslında insanları da tanıyoruz. Yani neresinden açsa aslında hayattaki yansıması da o oluyor. Ne bileyim, görünme ihtiyacı olabilir bu çocukluktan gelen, onaylanma ihtiyacı olabilir. Hepimizde var. Gibi gibi, çok yoksulluktan gelmiş olabilir. Veya çok varlıktan temas alınmıştır, tad alamıyordur hayatta mesela. Yani hepimizin farklı yerden açlıkları bir şey. Var. Tabii. Oradan da tanıdığı zaman insan aslında herkesin aşağı yukarı aynı olduğunu görüyor. Yani bir şekilde bir yerimiz yaralı. Ya bu aralar ben biraz bu zenginlik kavramıyla ilgili düşünüyorum mesela. Ne gibi? Yani şimdi genel olarak böyle bir şey var ya, bir zan hali var ya, yani parayı, para, işte şöhret, Instagram'daki takipçi sayısı, işte bilmem neredeki izlenme, tıklanma oranı vesaire vesaire, gerçekten mi demek istiyorum yani? Hı hı. Geçen gün bir galada böyle Z kuşağının çok çok popüler, böyle acayip bilmem ne falanlı filanlı YouTuber'larından birini gördüm. Çocuğun gözünün içindeki ışık gitmiş. Bak, trilyoner diyorum. Aslında seni beni satın alabilir şu anda yani. Hakikaten o kadar para kazanıyor. Bunu ifşalar görüyoruz falan filan bilmem ne. Şimdi orada da şunu düşünüyorum. Şöhret var. İşte yakışıklılık bilmem falan filan var. Popülerlik var. Her şey var. Masada para, her var. Şey var. İstediği her şeyi üretebilecek güç, hı-hı, var. Sağlık var, gençlik var. Ama gözünün içinde ışık yok, neşe yok. Dolayısıyla zenginlikle ilgili gerçekten düşünmeye başladım. Yani neyin zenginisin? Hani bankadaki önemli. Paranın mı, zamanın mı, sağlığın mı, itibarın mı, yeteneğin mi, arkadaşın mı, dostun mu? Bunların arasında bir denge yoksa, hı-hı, bir taraf çok, diğer taraflar yoksa, o insanlarda misal mutluluk olmuyor. Ama mutlulukla ilgili düşündüğüm yerde de en çok ihtiyacın o dengeyle olduğunu düşünüyorum, ama bunu çok kontrastlı bir şey diye düşünüyorum. Peki 18 yaş, 25 yaş, o saçma sapan, coşkulu güldüğün çok, zamanlar... Çok severim. Hala öyle. Çok şükür. Hala öyle mi? Aşkım hiç, %100. Hiç mi gitmiyor? Aynen duruyor mu? Daha beteri var. Ya. Ben de kendimi bunu sorguluyorum da son zamanlarda. Benim o neşem, yani o saçma sapan haller, evet, var ya, abuk subuk şakalar. Aşık mısın şu anda? Abuk subuk şeyler değilim ama yani mesela o... En son ne zaman oldu? 1-2 yıl oldu. O zaman aynı yerden mi aşık oldun? Aynı yer derken? Yani şunu sormaya çalışıyorum. Atıyorum 17 yaşındaki aşık olduğun yerle, bu benim inancım. 17 yaşında aşık olduğun yerle... Galiba evet. Örnek evet. veriyorum. 47 evet. yaşındaki aşık olduğun yer arasında evet, hiçbir evet. fark yok. Aynı yerden. Net. Oldum. Evet. Tabii aynı Net. Yerden. Yani 50 yaşındaki adama diyorsun ki kaç yaşındasın? 12 olabilir mi acaba? Hani bu kıskançlık çünkü, hı-hı, anca 12 yaşında, ortaokuldaki falan. Kendim için de aynı şekilde yani. O tribi yapıyorsun falan, kaç yaşındasın? 10. Sana kadar olmuşuz tamam. yani hala değil mi? Komik komik şeyler, tripler. Ama yani çünkü aşk dediğin şeyin, neşe dediğin şeyin, coşku dediğin şeyin yaşla bir alakası yok ki. Ama ben şurada... Ya benim annem mesela senden benden daha genç. 78 yaşında. Yani en son Instagram'da bir post paylaştı. Ya ben cesaret edemem ki, ben de az cesur değilimdir yani, bilenler bilir. Umurumda olmaz yani. Pire için yorgan fabrikaları yakmışlığımız vardır, yorgan değil. Ben o kadarına cesaret edemem. Kafasına koymuş bir şey, suratına böyle bir numaralar. Çok acayip eğleniyor. Babam onun fotoğrafını çekmiş falan. Böyle bir şey, maske ama burası kırmızı, burası Joker gibi falan. 78 yaşındasın sen falan. Hayır, bende de var fakat seçim. Son zamanlarda aslı böyle seçim. Büyüdükçe insan mı, ya da böyle artık gördükçe mi? Hı. Böyle bir durulmuyor musun ya?
Yani şöyle, orada da şunu sorarım ben sana, ki bence sen orayı çok güzel başarmışsın. Öbür türlü gözünün içindeki ışık böyle parlamaz. Şimdi kalbin saflığından ve hakikatinden bu hayatı yaşamak bu dünyadaki en cesur şey. Kırılganlığını masaya koyabilmek bu dünyadaki en cesur şey. Çünkü neden? Ben işte koskoca önemli yeşil çelentoz okuyayım. Ya come on, hadi hepimiz öleceğiz yani. Ve yani hele ki bizim sektörde o turbo kapitalist sistemin içinde sen gidersin Ayşe gelir, sen gidersin Fatma gelir falan filan falan filan. Onu da geç yani. 100 sene sonra hangimizin yaptığı ne kalacak gibi gibi sorular var. Bir yandan kum tanesinden kıymetsiziz. Bir yandan da evrenler, dünyalar senin içinde yani. Sen varsan bu hayat var kadar da önemlisin bir yandan. Oradan bu bilinçle gerçekten buradan yaşamayı tercih ettiğin noktada, kırılganlığı çıkardığın noktada orayı korumak da önemli. Hmm. Neden diyorum bunu? Şimdi o neşe, o coşku bir yandan da bu dünyada tek kıskanılacak şey. Çünkü bir tek onu satın alamıyorsun bu hayatta. Aşkı ve neşeyi, hakikisini satın alamıyorsun. Mış gibisini alırsın. Ama gerçek bir neşe ve gerçek aşk, o hayat coşkusunu satın alamıyorsun. Çocuklara niye aşık oluyoruz? Niye yavru kedi videoları Instagram'da trilyonlar seyrediyor? Bu yüzden. Çünkü orada saf ve samimi olan bir şey var. Oradan yaşamaya başladığımızda da orayı bir yandan o çocuksu neşe, savunmasızlık üzerinden deneyimlerken bir yandan da yetişkin olarak bu alana şu giremez. Bu a-a demeyi de öğrenmek icap ediyor. Bence zaten galiba hani yetişkinlik dediğimiz şey, bilgelik dediğimiz şey sürekli çocuk olma hakkını kendine tanıyıp aynı zamanda da o çocuğu korumayı bilme hali galiba. Evet. Çünkü işte ben bu... mesela birisi gelip artistik çektiğinde konu ne olursa olsun. Bak televizyoncu olsun, bizim sektörden olsun, oyuncu olsun, yönetmen. Diyorum ki ya daha bunun yolu var. Bu daha çocuğumu öğrenecek. Henüz kalfalık aşamasında falan filan. Çünkü yani benim gözlemlediğim kadarıyla bu hayatta herhangi bir şeyin ustası olan bir tek insan evladını görmedim ki ben. Artistik çeksin. En mütevazı onlar oluyorlar yani. Yani şimdi isim vererek örnek vereyim mesela. Haluk abi sete gelirdi öyle yani. Haluk böyle. Bilginer. Haluk Bilginer yani hani böyle bakar oldu mu Uğur abi oldu mu diye bize sorar falan yani. Şimdi sen Uğur abi olmadı mı diyeceksin ne diyeceksin yani. Sen, anlatabiliyor Uğur abi olmadı bir daha çekelim. Ama gerçekten onu soruyor yani anlatabildim mi? O kalp açıklığıyla soruyor sana. Öyle. Şimdi bu çok özel tabii bunlar. Bence. Bir de zaten benim tanımıma göre gerçek özgürlük bu. Yani için dışın bir olduğunda, şeffaf olduğunda, bir gizli gündemin olmadığında, olduğu gibi her şeyin ayıbınla, sevabınla, attığın kazıklarla, yediklerinle ortada olduğunda özgürsün. Çok. Ya bu çok büyük bir özgürlük. Çok. Yapmadık mı hepimiz, nelerden geçtik, ne çoraplar ördük insanların başına, ne çoraplar örüldü başımıza. Ama bunlarla geldik bu yaşa. Çok. Şimdi örmemeyi öğrendiysek ya da bunu ayıp belliyorsak zamanında yaptıklarımızdan gibi. Tabii. Yani bir yandan da işte edep bir yandan da bu hayatta bence işte ne dedik? Neşe, aşk, gönülden gönüle bağ kurmak, paylaşmak, kardeşlik duygusu mesela bence çok önemli. Yani zaten şimdi işte ne o Uranüs yok ne Plüto kovaya girdi bundan sonraki çağ, uzay çağı ve birlik çağı. Toplumun genelin faydasına olma çağı denen hadise var ya yani dünya da oraya gidiyor. Çünkü zaten işte global köy diyorlardı. Twitter orada, Instagram orada, YouTube bilmem ne. O birliğin içerisinde kendi katkınla hayatı üretmeye, güzelleştirmeye çalışıyorsan amenna. Yoksa diğerlerinin çok da hani... Tırnak içinde o kapitalist sistemin satmaya çalıştığı sürekli tüketim üzerinden harcanan hayatın kimseye bir tat vermediğini artık daha bize nasıl anlatsın sistem sen yani. Sende yok mudur ya şunları alayım dönemleri? Alışveriş. Aşkım ben gardırop hastasıydım. Ne yaptın o böyle dönüşümle mi alışveriş, değişti? Alışveriş hastalığım vardı benim yani şöyle söyleyeyim sana
O zamanlar İstanbul'a ilk geldiğimiz zamanlar böyle 3.30'a 5 takla dublajdan çık, oradan provaya, oradan sete bilmem ne. 3.30 para kazanıyorum. Terkos pasajına gidiyordum. Her hafta günde 2 kere falan böyle ceset torbası gibi torbalarla eve kıyafetler. Çünkü orada işte ihraç fazlası ürünler var, defolu ürünler var falan filan. Ve böyle bir odaya girilemiyor artık falan kıyafetten. O artık nasıl bir psikoz sonucuysa. En son bir gün aslında bindim bir tane taksiye. Çocuk döndü şoför arkadan. Abla laleliyim dedi. Yok oğlum niye öyle dedin dedi. Hayır dedi yani bavul ticareti herhalde yapıyorsun diye. Dedim ki aa okey tamam Houston I think we have a problem diye. Ondan sonra durdurdum. Çünkü o başka bir açlık aslında. Tabii o da bir açlık. %100. O da bir gün doyuyor, o da bitiyor. Başka yani. Evet bir de tabii şey de oluyor aslında. O biraz özgüvenle de ilgili diye düşünüyorum. Mesela tasarım şeyler hala yani bir zeka ve bir üretim. Mesela şu işte senin bebeğine aşık oldum. Aşırı tatlı ve çok tabii kalpten yapılmış bir hediye. Ne kadar güzel. Mesela bunun tasarım olma hali çok heyecanlandırıyor beni ve bana neşe veriyor. Ama bu bilmem ne markasının bilmem ne modeli diye değil yani. Hı-hı, hani hı-hı. Oralara da doyuyorsun. Bir de özgüven olunca galiba kendini yani kot tişörtle, eşofman altıyla, spor ayakkabıyla da yani ekstra bir şeye ihtiyaç değil gibi oluyor. Yani onları kullanmıyor muyuz? Kullanıyoruz işte. Ama o bir hani şıklık olsun diye işte bulunduğun yere icabet ederken hürmetten yaptığımız falan. İhtiyaç ama, değil artık. Ha? Evet ama yaptığımız işlere baktığında sevildiğini görme imkanın ve ihtimalin yüksek ya çok sokağa şükür, çıktığında. Çok şükür. Bu da yavaş yavaş oraları doyurduğu için aslında kendin olabilmeye yani bir markaya ihtiyaç duymadan bir logoya çok ihtiyaç şükür duymadan kendin olabilmeyi de getiriyor. Aslında şanslıyız çok o anlamda. Bunu hiç yaşamayanlar var yani. Kendi olabilmeye çıktığında onay alabilmeyi ya da sevgi görebilmeyi hiç yaşamadığı için işte oralardan da belki besleniyor. Çok kendini doğru bir tespit. Yani bizde öyle bir şans var. Biz sokağa çıktığımız zaman tabii ki seninki çok daha büyük de çıktığın zaman sen estağfurullah o sevgi canım, sen de burada o kadar önemli bir iş yapıyorsun yani ki. Seninki gibi değil. Hayır bir dakika bunu da söyleyeyim. Niye seninki gibi değil. Ben bir hikayenin arkasında hayata dair gerçekleri paylaşmaya çalışıyorum. Bir rol kişisinin arkasında. Sen bir de bunu birebir yaraya temas edip ihtiyaca binaen soru sorarak yapıyorsun. Aslında sen de hayata dair hikaye anlatıyorsun, ben de anlatıyorum. Çok da farklı değil yaptığımız şey. Özü itibariyle yani benim zaten bu mesleği, kendi mesleğime aşık olma sebebim de o aslında yani. Hayat bilgisi aktarıyorsun çünkü. Hı hı. Yani aslında en temel survivor hikayesi o ya, hayatta kalmak için bilgiye ihtiyacın evet var. Oyunculuğun, hikaye anlatıcılığının çıkış noktası da o. Hı hı. Avcılardan geliyor ya, bilenler bilmeyenleri anlatsın. Yani nasıl avlandığını aktardığı yer. O yüzden de yaptığımız işler günün sonunda özüne baktığında aslında birbirine benzer ve evet bunu canı gönülden kalpten yaptığında da seyirci nezdinde bunun çok farklı bir sevgi geri dönüşümü oluyor. Ve aşırı şanslı insanlarız bence bu konuda. İşte o anlamda da yani aslında şey doyduğumuz bir nokta oluyor bir yerde. Çok şükür. O da belki başka bir şeye ihtiyaç duymayı çok azaltıyor. Pulla payetle evet, evet, işte neyse markayla belki çok ihtiyaç duymayı azaltıyor. Çok şöyle güzel, sizin sesiniz böyle güzel, sizin sesiniz dağlara taşlara derken türkücü çıkıyor yukarı. Fuhat bir şarkı mesela bu. Çok. Deli miyim neyim kapında işimle. Ruhun çimentosu nedir? Ruha çimento mu gerekiyor mu? acımadı ki. Sonra bir renk sevmeye başladım. Rengarenk ne ararsan. Hayatta dengeyi bulmak önemli. Ya birini aşırı sevmeniz de bence iyi bir şey değil. Ne istiyorsun benden tam olarak? Ne istiyorsun? Senin bildiğin bir şey var da sana bir ayıp mı ettim? Hani İbo'cum. Ceyhun Bey'i rahatlatalım. Evet çok iyi para aldık ya. Yani. Armudunda ne uzun, altını derin kazın. Hep yaparmışım ben de. Çiçeği bir kopardın sen. Niye evlenir ki diye düşünüyorum. Yalanlar attılar bana, çamurlar fırlattılar, neler yaptılar yani. Hani bir otomobilde hayalini kurup öyle uyumaya çalışırdım ki rüyamda onu görüp belki kullanıp bir şey yaparım diye. Üstüne çıkıp zıpladım ben de kavga ettiğe ve etmedi kavga.
anda bizi izleyenler bu oyuna yükseldiler. İnşallah. Hayır, yükselmezseniz zaten hani şey yaparım. Ama nereye geliyorlar, ne zaman geliyorlar, ne zaman izliyorlar bir onları bir söyleyelim. Tamam. Ve nereden bulacaklar? Efendim ben Instagram'da zaten oyun yerlerimiz, tarihlerimiz hı-hı değişiyor. Mart ayında Dada'da bir oyunumuz olacak. Tam tarihi kesinleşmedi ama Bir Kurbanın Anatomisi adlı Instagram sayfamızdan ve Yeşim Ceren Bozoğlu benim Instagram sayfamda oyun tarihleri sabit olarak zaten oluyor. Oradan bize ulaşabilirler. Oyun takvimimizi de takip edebilirler. Yine burada cinsiyetçi bir şey değil ama kadınlar mı daha çok geliyor, erkekler mi? Tabii ki kadınlar. Aslında erkeklerin gelmesi de yararlı bir oyun. Evet. Ama kurbağa geni taşıyanlar çok rahatsız oluyor. Yani oyunda artık ben cümle eklemek zorunda kaldım. Arkadaşlar biz hepinize kurbağa demiyoruz. Yani. Biz ortaya konuşuyoruz, sen üstüne anlıyorsun. Şimdi ben sana dönüp sarışınsın ve sarışın olmak da fıtı fıtıdır aslında desem sen üstüne alınır mısın bunu? Alınmaz çünkü sarışın değilsin. Şimdi ben orada atıyorum narsist kurbağayı anlatıyorum. Oradaki erkek seyirci böyle bir sağa dönüyor, bir sola dönüyor, bir böyle horozdan bunlar. Ben diyorum ki benden sebep değil yani, sen üstüne alınıyorsan güzel kardeşim ben sana ne diyeyim yani. O yüzden arada böyle komik şeyler oluyor yani. Çok çalıştın mı bunu yazarken? Çok okudun mu? Şöyle aslına bakarsan çok çalışıp çok okumadım. Çünkü bildiğim konuyu anlattım yani. Yaklaşık 12 yaşımdan beri ilişki terapisti gibi çalıştığım için o kurtarıcı rolünden ötürü gerçekten öyle yani. Hem ailemde hem arkadaşlıklarımda hem kendi yaşadığım ilişkilerde bir de çok sorgulayan bir yapım olduğu için ve kadın erkek ilişkisine ve genel olarak İnsan ilişkisi çok kafa yorduğum için böyle çat 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 yazmaya başladım. Yani ilk çıkışı o işte TED Talks'taki kurbağayı öptüğünde sadece bir kurbağa öpmüş olursun. O prense dönüşmüyor, zorlama cümlesinden yola çıkan bir şeydi. Ama bir de o metaforik olarak yani hani kurbağa, beyaz atlı, beyaz atlının yanında şimdi ikinci oyunda herhalde öyle olacak yani beyaz atlıyı bulma ve koruma rehberi diye. Geliyor mu gerçekten? Yok şaka yapıyorum. Gelsin beyaz atlıyı bulma ve koruma. Beyaz atlı var mı ya? Yani beyaz atlı da olsa da aman yani. Yani beyaz atlı değil de tabii o da işin esprisi. Yani orada bence hakiki olan şey iki insanın birbirini gerçekten o masalsı romansı ben de çok seviyorum. O masumiyet benim de çok kalbimi, gönlümü coşturan bir şey. Bununla birlikte gerçek hayatın içinde o romansın yaşayabilmesi için birbirinin hakikatine bakabilmeye cesaret eden ruhlara ihtiyaç var. Bu da az kolay iş. Her yüreğin kaldırabileceği bir şey değil bu. Bir kere bunun talebinde olmak ihtiyaç, oraya gönüllü olmak ihtiyaç. Sonra da oraya emek verecek sebatta olmak ihtiyaç. Kimse kimseyi de görmek istemiyor ama bunu artık öğrendik değil mi bugün? Az kolay iş. Az kolay. Yani şöyle de değil. Az kolay iş değil de değil. Orada değil yok. Çok zor da yok. Yok. Az kolay iş. Çok güzelmiş. Evet. Başka bir tane daha bir ilham versene. Bir şey daha var mı böyle? Vallahi konuşurken genel olarak işte ağzımızdan çıkanı dikkat ediyorum. İş. Da ya olan da hayır var da mesela çok. Bir dakika. Her işte hayır var gibi. Yok. Olanda hayır var. Ha, olanda hayır var. Onun farkı ne? Bir dakika, o neyin? Şimdi her iş dediğin zaman o bir genelleme ve daha uzak bir perspektiften bir şeye bakıyorsun. Her şer de demeyeceğiz orada. Aa, ama işte şu toprak devrildi. Bu şu anda oldu. Oldu yani bu. Olan bu. Bunda hayır varı söylediğinde daha yakını alıyorsun. Olanda hayır var. Olanda hayır var. Çünkü olanda Allah var. Onun izni olmadan hiçbir şey olmuyor. Bunları da böyle kafaya şey yapacağız, yerleştireceğiz. İnşallah. Sonra unutacağız. Ya unutmadan gün içi tamam koyacağız. Şimdi bu toprak böyle devrildi. Toprağı orada devirelim mi? Devirelim hadi gel. Bebek toprağı. Evet. Memlekette toprak mı kalmadı? Cümlesini bana olumlu söylesene. Memlekette toprak mı kalmadı? Evet, böyle bir soracağım ama olumlu olacağım. Memlekette toprağımızın daimli, bereketli olması için neler mümkün? Mesela döküyor muyum? Dökelim evet, dökelim gel. Hepsi birbirine karışsın şöyle. Çok güzel bir şey yapıyorsunuz Asya.
Vallahi. Geçen gün biri Twitter'da yazmış. Ne bunlarla oynuyorsun? Kaç yaşında kadınsın? Düzgün düzgün program yapsana diye. Ha oynuyorum ben böyle manyağım böyle toprakla falan çok oynuyorum. Şiş. Bu arada ne? Ama istediğinizde yapın, istiyorsanız dans edin, istiyorsanız düşünün. Evet, ister toprakla oyna, ister kurabiye yap. Aman ben ne yapayım, ne yapıyorsanız yapın ya. Bana evet. Ne ya, gidin hangi koça gidiyorsanız da gidin. Evet. Nerenizi yükseltiyorsunuz, yükseltin. Yükseltin, şifa ederse olsun.